başlangıçtan itibaren aslında hiç arzu edilmeyen bir durumdu. Suriye ile ilişkilerin bozulması bizim hiç arzu etmediğimiz bir durumdu. Yani Mısır'la da daha önce ilişkilerimiz bozulmuştu ama sonradan düzeltildi. Mısır'la da ilişkilerimizin bozulması hakikaten çok iyi bir seçim değildi. Yani Türkiye'ye hiçbir faydası olmamıştı. Suriye ile ilişkilerin bozulması ise Türkiye'ye hiçbir faydası olmadığı gibi Türkiye'de çok 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 büyük zararları olmuştur. Gerçi şöyle de düşünmek lazımdır. Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinin bozulması nedeniyle Suriye'deki olaylar gelişti savı son derece yanlıştır. Çünkü Türkiye'nin kontrol edebileceği değişkenler değildir. Türkiye ile ilişkiler iyi olsaydı dahi Suriye'deki iç savaş maalesef Türkiye'nin dışında oluşmuş, oluşturulmuş, daha önceden emperyalist güçlerin Suriye'yi parçalama hedefi çerçevesinde işte bu Arap Baharı denilen bu emperyalist senaryonun bir devamıydı. Ama neyse, Türkiye maalesef bu senaryonun da bir parçası oldu. Suriye ile ilişkileri bozuldu. Suriye'den milyonlarca sığınmacı geldi. Bu Türkiye'nin içerisinde çok ciddi bir sorun oluşturdu. Bununla birlikte sığınmacıların Suriye'de boşalttığı yerleri maalesef terör örgütü PKK doldurdu. PKK ve PKK'nın getirdiği PKK'ya müzayir kişiler, nüfuslar bölgede hakim oldu. Yani Türkiye'ye göç eden, Türkiye'ye sığınan Türkmenlerin, Suriye Türklerinin ve Suriye Araplarının yerleri PKK'ya müzayir kitleler tarafından dolduruldu. Bugün geldiğimiz noktada Suriye'de bir iç savaş var. Gerçi iç savaşın derecesi, şiddeti azaldı. Ancak Suriye'de fiili olarak bölünmüş, parçalanmış durumda. Suriye'nin güvendiği dağlara da kar yağdı. İran'a ve Rusya'ya da güvenmişti. Ama İran ve Rusya da Suriye'yi maalesef kurtarmadı, kurtaramadı. Şimdi Suriye'de Esad yönetimi hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi birlikte tatil yapılan, o günleri hatırlayalım, birlikte tatil yapılan vatandaşlarımızın Suriye'ye kimlikle girip çıktığı, ticaretin son derece arttığı, ekonominin son derece geliştiği bir ortamdı. Ve daha da önemli bir şey söyleyeyim. Suriye ile ilişkilerimiz o kadar gelişmişti ki Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni fiilen tanıyor pozisyonuna gelmişti. Nasıl? Laskiye'den seferler düzenleniyordu Magosa'ya. Gazi Magosa'ya. Bu inanılmaz bir şeydi. Ve Laskiye'den de Lübnan'a devam ediyordu seferler, feribotlar, Suriye'nin feribotları. Ama şimdi ne vatandaşlarımız oraya girebiliyor, ne ticaret var, ne başka bir şey var ve hakikaten kötü bir durum. Ve yanı başımızda Amerika'nın ve İsrail'in başta desteklediği PKK-YPG teröristan devleti kuruluyor. Ve bu Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve Suriye'deki devlet otoritesinin bozulmasından kaynaklanan bir durum. Eğer Suriye'de yönetim güçlü olmuş olsaydı, güçlü tutulmuş olsaydı, böyle iç savaş çıkartılmamış olsaydı, Suriye'de bugün her şey çok değişik olurdu. Suriye ile Türkiye biliyorsunuz ortak bakanlar kurulu toplantıları yapıyordu. Suriye ve Türkiye'nin işbirliği, bırakın güvenlik sorunu olmamasını, ekonomik olarak büyük bir hakikaten işbirliği bir pakt oluştururdu. Yani Suriye'ye Lübnan'da katılırsa, Doğu Akdeniz'de Suriye, Lübnan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ki çok kolaydı bunu yapmak. Arasındaki bu işbirliği, bir ortak pazar, bir birlik, ekonomik birlik müthiş derecede ülkeleri sıçratırdı.
Ama geldiğimiz noktada Suriye parçalandı. Türkiye terör tehdidiyle karşı karşıya, Lübnan işgal edilmek üzere. Lübnan'da zaten devlet otoritesi kısmi kaybolmuş. Bunda Türkiye'nin katkısı var mıdır? Maalesef vardır. Peki Türkiye Suriye ile ilişkilerini bozmanın bedeli Türkiye'ye ne olmuştur? Çok ağır olmuştur. Bir kere bizim oradan Türk toprağını kaybettik biz. Yani Türk toprağını kaybettik. Kabir taşıyarak kabiri kurtardık ama toprağı kaybettik. Toprağımızın Süleyman Şah Türbesi'nde olduğu yerde şimdi PKK paçavrası da dalgalanıyor. 40 kilometre içerideki toprağı kaybettik, sınırımıza geldik, kabri oraya gömdük. Yani böyle hakikaten akıllar izleyen işler oldu. Ama şimdi ben şunu söylüyorum. Evet, peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği artık ilişkileri düzeltebiliriz manasında, tekrar eski günlere dönebiliriz mesajı son derece önemlidir. Son derece yerindedir. Zararın neresinden dönülürse dönülsün, kârdır. Kârdır. Şimdi bazıları diyecek ki, ya o zaman niye bozdun? İşte biz de diyoruz, bozmasaydın. Ama bozmasaydın deyip de şimdi iyi ilişki kurulmasına da engel olmanın da bir anlamı yok. O yüzden şu andaki bu iyi niyetli girişimi desteklemek lazımdır. Motive etmek lazımdır. Güçlendirmek lazımdır. Rusya'nın da sanıyorum olan tehlikeyi görmüş olması lazım ki Rusya da bu konuda destek veriyor. Rusya doğrudan PKK'ya müdahale etmese bile anladığımız kadarıyla Türkiye ve Suriye'nin işbirliğiyle burada bir teröristan kurulmasının önüne geçilmesini arzuluyor. Sayın Yerli, yani çok özür diliyorum. Bu noktada bir soru sormak istiyorum. Bir 10 gün kadar önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir görüşme yapmıştı. Bu görüşme sırasında Hakan Fidan bu arabuluculuk görevini üstlenmesini istemiş olabilir mi Rusya'dan? Olabilir. Bunlar normal diplomatik manevralardır. Daha sonrasında da Putin'in özel temsilcisinin Beşar Esad'la görüşmesi de zaten bu zincirin devamı gibi gözükmektedir. En azından Sayın Dışişleri Bakanı şunu söylemiş olabilir. Yani biz Esad'la bu konularda işbirliği yapmaya hazırız, görüşmeye de hazırız demiş olması mümkündür. Ve bu da yadırganacak bir durum değildir. Aslında takdir edilecek bir durumdur. Bu dış politikada hataların düzeltilmesi ve doğru yola girilmesidir. Yani hatada ısrar doğru bir şey değildir. Onun için de hatanın düzeltilmesi yolundaki bu girişimleri desteklemek lazımdır. Nasıl Mısır konusunda ulusal kanalda konuşmuştuk. Yani hataydı, düzeltildi, desteklemek lazımdır. Destekliyoruz da. Şimdi Suriye'de inşallah, ben öyle umuyorum. Suriye'de maalesef devletin gücü çok azaldığı için bu teröristlerle tek başına mücadele etmesi Suriye yönetiminin, Beşar Esad yönetiminin son derece zor. Ama Türkiye ile birlikte olması, birlikte mücadele etmeleri çok anlamlı olur. Bir kere hukuken çok anlamlı olur. Neden hukuken çok anlamlı olur? Çünkü neticede meşru bir hükümet vardır Suriye'de. Suriye'deki meşru hükümet terör ülkesindeki terör örgütleriyle işbirliği için Türkiye'ye bir davette bulunursa Türkiye için bu meşru bir zemin oluşturur ve Birleşmiş Milletler hukukuna göre de terör için birlikte mücadele konusunda yapılan gayretleri hakikaten hukuki bir zemini oturtur. Bu nedenle ben çok anlamlı, çok doğru ve hakikaten çok yerinde buluyorum. Eğer Esad Türkiye'ye terör konusunda işbirliği, terörle mücadele konusunda işbirliği yapalım çağrısında bulunursa bu Türkiye için de çok önemli bir adım olur. Bundan sonra Suriye'nin içinde teröristlerle mücadele için, terör örgütüyle mücadele için bir harekata girişilecekse bu meşru
otorite ile birlikte, Suriye'nin meşru otoritesiyle birlikte yapılacak demektir. Bu elimizi son derece güçlendirir ve bu emperyal güçlerin itirazlarını da seslerini de keser. O bakımdan bunu çok önemli buluyorum. Ama burada çok dikkat edilmesi gereken bir konu vardır. Nedir komutanım? Bizim Suriye'de askeri varlığımız şu anda mevcuttur. Bu askeri varlığımızın devamı son derece önemlidir. Çünkü İsrail Türkiye'ye komşu olmak üzere PKK-YPG üzerinden ve İsrail çok önceden beri söylediğimiz üzere Lübnan'a ve Suriye'ye girecek dediğimiz 8 Ekim 2023'te demiştim ben bunu. Suriye ve Lübnan'a girecek diye ve Suriye ve Lübnan'dan toprak alarak topraklarını genişletirken PKK-YPG'nin yaptığı bu teröristan devletimsi yapısıyla birleşirse Türkiye'ye komşu olur. Bunun da önündeki en önemli engel Türkiye'nin içine sızmaması için bu terörist yapının Suriye'deki ve Irak'ın kuzeyindeki askeri varlığımızdır. Buranın tahkim edilmesi lazımdır. Bu birincisi. Yani askerlerimizi çekmek büyük bir hata olur. İki, hatta tahkim edilmesi lazımdır. Yani daha da kuvvetlendirmek lazımdır. İkincisi, Suriye Türklerinin mutlaka kültürel ve siyasi haklarının garanti altına alınması ve temsillerinin sağlanması son derece önemlidir. Yani bu iki konu son derece önemlidir. Askeri varlığımız, ki bu askeri varlığımız Suriye yönetimine de büyük destek sağlar. İkincisi de Suriye Türklerinin geleceklerinin garanti altına alınması. Yani Suriye Türkleri, Türkmenleri bölgeye döndükleri zaman, yönetime döndükleri zaman herhangi bir eziyetle karşılaşmamalılar, herhangi bir cezalandırmayla karşılaşmamalılar ve kültürel ve siyasi hakları da, eğitim hakları da garanti altına alınmalıdır anayasa çerçevesinde. Sayın Yaycı, şimdi şunu sormak istiyorum. Biz bir süredir Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine olası operasyonlarını konuşuyoruz. Türkiye ve Irak arasında bir teröre karşı zaten işbirliği söz konusuydu. Şimdi Suriye'nin de dahil olmasıyla birlikte artık terör tamamen bölgeden temizlenecek diyebilir miyiz? Terörden bölge tamamen temizlenirse neler olur, neler değişir? Sizin biraz evvel bahsettiğiniz o eski Türkiye ve Suriye arasındaki günlere, o Türk vatandaşların Suriye'ye tatile gittiği ve Suriye'nin de neredeyse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak dediğiniz o tanıma noktasına geldiği süreçlere tekrar geri dönülebilir mi? İnşallah geri dönülebilir. Bu terörden arındırılırsa, Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanırsa bu Türkiye'nin güvenliği açısından da ekonomisi açısından da her bakımdan da son derece iyi olur. Yani son derece iyi olur. Başından beri hep Suriye'de Beşar Esad'la ilişkilerin bozulmaması ve bozulduktan sonra da tekrar düzeltilmesi gerektiği konusunda hep görüş bildirdik malum. Ama geldiğimiz nokta umut verici bir noktadır. İşte burada işbirliği yapılarak, bakın Irak'ta merkezi yönetimle, Suriye'de meşru yönetimle işbirliği yapılarak bu PKK-YPG denilen çapulcuları, teröristleri bölgeden temizleyebilirsek, ki bu çok kolay bir süreç değil, bunu Amerika'nın desteğiyle düzenli orada haline getirildi malum ve hatta pilotluk eğitimleri, hava harekatı eğitimleri, uçak savar eğitimleri, İHA, SİHA eğitimleri verilen modern bir orduya devşirilmeye çalışılan bir eşkıya güruhu vardır. O eşkıya güruhunun buradan temizlenmesi çok hakikaten zorlu bir mücadeleyi gerektirir. Ki arkasında Amerika'nın ve İsrail'in olduğunu bilerek. Şimdi burada Rusya'nın üzerine düşen çok önemli görevler vardır. Şimdi bu mücadele esnasında Rusya'nın hava sahasını, Suriye hava sahasını biliyorsunuz kontrolü Rusya'da resmen. Onu 2011 yılında Beşar Esad Rusya'dan istemişti hava sahamı kontrol et diye. Dolayısıyla hava sahasının kontrolü Rusya'da. Rusya hava sahasını İsrail ve Amerika'ya kapatmalıdır. İsrail ve Amerika'ya kapatarak ancak bu olabilir. Yani terörle mücadele ederken, teröristle mücadele ederken
mücadele edenlerin başına İsrail ve Amerikan bombaları düşmemelidir. Uçakları saldırmamalıdır. Bunu kesin sağlamalıdır. Buna niyeti olanları da Rusya getirdiği S-400 ve S-300'lerle bu uçakları, bu füzeleri, bu hava tehditini bertaraf etmelidir. Rusya'nın burada sorumluluğu sadece siyasi sorumluluk değil, aynı zamanda askeri bir sorumluluğu vardır. Bunu da taşımak durumundadır. Rusya'ya da bunu hatırlatmakta büyük payda vardır. Sayın Yerci, son olarak şunu da sormak istiyorum. Siz de belirttiniz, ifade ettiğiniz Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye konuşlandırdığı bir terör örgütünden, terör örgütlerinden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri kara gücüm diyor PKK için. Ve biz Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücünü bölgeden tamamen temizlemeye yönelik işbirliklerinden bahsediyoruz şu anda. Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisi ne olacaktır bu işbirliklerine? Yeni arayışlara girer mi bölgede? Şimdi burada tabii yeni arayışlara girmesi, yani o zaten elinde bu elemanlar var. İsim değiştirirler, vesaire değiştirirler. Yani nasıl PKK'yı YPG yaptılar, PYD yaptılar, bilmem ne yaptılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar, SDG yaptılar falan. Bu aynı şekilde devam eder. Çünkü ellerinde bir güruh var ve ellerinde de bir para gücü var. Çok enteresandır, hatırlarsınız. İstiklal Caddesi'ndeki bombalama eylemini yapan bir Arap Suriyeli PKK'lıydı. Ya, Arap Suriyeli PKK'lıydı. Niye yaptı bunu? Parayla. Çünkü paraya muhtaç insanlar. Dolayısıyla paraya muhtaç oldukları için kim parayı verirse onun yanında çalışıyorlar. PKK'nın içerisinde çalışan Türkmenler bile vardı. Yani sözcüsü bile vardı yani. PKK'nın sözcüsü, PYD'nin sözcüsü bir Irak, bir Suriye Türküydü. Sonra biliyorsunuz geldi. Soyadı Silo. Yani bunun için bir kere bunları da çok dikkate alarak belki de bir bu konuda bu zaafı da, yani parayla bu işlerin yapıldığını da dikkate alarak bir maddi güç de ortaya konulması lazımdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisi, bir kere hukuken tepki göstermesinin önüne geçilmesi sağlanmalıdır. Ki onun için çok önemli bir alternatif var. İşte Suriye'deki meşru rejimin terörle mücadele konusunda işbirliği teklifi. Son derece önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve yandaşlarının ya da buna karşı çıkacak olan her kimse, onların hukuken taarruzlarının önüne geçilmiş olur. Bu bir. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede doğrudan Türkiye ile bir çatışmaya girmesi söz konusu olamaz. Neticede Türkiye bir NATO üyesidir ve NATO üyesi olmasında böyle bir avantajı vardır. Yani eğer NATO üyesi olmasaydı Amerika Birleşik Devletleri terörle mücadele ediyorum diye Türkiye'ye saldırabilirdi. Şimdi bu Türkiye'nin elindeki önemli bir avantajdır. Dolayısıyla terörle mücadele ederken Amerika Birleşik Devletleri ya da başka bir NATO ülkesinin doğrudan bir saldırısına maruz kalamaz. Bu NATO'nun çekişi olur. Yani o bakımdan Türkiye kararlı olmalıdır. Çünkü bu bir beka meselesidir. Hakikaten yani beka meselesini çok basit indirgendiği zamanlar oluyor ama bu gerçekten bir beka meselesidir. Çünkü kapımıza dayanmıştır. Bunlar burada biliyorsunuz seçim yapacaklardı. Türkiye'deki o seçimi de gündem yapan yine bizler olduk. Bunun üzerine Türkiye'de hakikaten tepkisini koydu. Ama seçim iptal edilmedi biliyorsunuz. Seçimi destekliyoruz diye Amerika Birleşik Devletleri demeç verdi. Ama seçim, o sözde seçim, PKK-PYD, teröristan bölgesindeki sözde seçim, yani biz devletiz seçimi Ağustos'a ertelendi. Şimdi önümüzdeki zaman çok kısa. Yani bir aylık neredeyse bir süre var. Bu bir ay içerisinde ne yaparsak yaptık. Ondan sonra çok ciddi tehlikelere maruz kalabiliriz. O nedenle Suriye ve Türkiye işbirliğinin çok hızlı gelişmesi ve hayata geçirilmesi lazımdır. Değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun.